Merhaba arkadaşlar, dostlar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugünkü 5 Mayıs futbol maçları Çarşamba gününün videosunu çekeceğiz. Dediğim gibi artık futbol videolarını da elimizden geldiği kadar çekip vermeye çalışacağız. Bugün özellikle tabii ki önemli bir gün olduğu için size bir video çekmeye karar verdim. Son futbol videomuzdan bayağı geçti ama son videomuzda tabii detaylara girmeyeceğim. 7'de 6 tutturmuştuk. Güzel bir başarı oranı vardı futbol videosunda. Şimdi tekrardan bir futbol videosu çekeceğiz. Tabii ki öncelikli olarak dediğim gibi işte bu akşamki Şampiyonlar Ligi maçı önemine göre video çekmeye karar verdim. Tabii ki ona geçmeden önce size seçtiğim birkaç tavsiye edebileceğim maç var. Detaylı araştırıp seçtim. İsterseniz riski girebilirsiniz, oynayabilirsiniz arkadaşlar. Güzel oranlardan kazanabilirsiniz. Geçiyoruz hızlı bir şekilde ilk maçımıza. İlk maçımız İsviçre Kupası'nınla ilgili yarı final maçı. Yani Servet St. Gallen maçı. St. Gallen Yeşiller bildiğiniz gibi tarihi İsviçre takımı. Servet de eskilerden güçlü olan bir takım. Tabii ki şu anda iki takım da güçlü gözüküyor. Bu yarı final maçında kim çıkar? Kim daha iyi oynar? Öncelikli olarak size tavsiye edeceğim 2,5 gol üstü olacak. Yani genelde gollü biten maçlar oluyor. İsviçre Ligi'nde Servet de gol atabiliyor. Zaten bir kupa maçı olduğu için, direkt eliminasyon olarak olduğu için yani bir birde kalmaz diye düşünüyorum. Birisi 2-1 yener diye düşünüyorum. O yüzden 2,5 gol üstü alabilirsiniz arkadaşlar. 1-60 gibi güzel oranı var. Yani 2-2 de bitebilir aslında bu maç ama fazla gollü de bitebilir. O yüzden 2,5 gol üstü en güzel bir oran. En güzel daha garanti olarak alabileceğiniz şey olarak düşünüyorum. Tabii ki burada Saint-Gallen'i biraz daha öncelikli görüyorum. İsteyen Saint-Gallen'in de galibiyetini oynayabilir. Tabii ki orada çok daha yüksek oran alır. 3 civarlarında. İsteyen onu da deneyebilir. Ama öncelikli size tavsiye ettiğim 2,5 gol üstü. Geçiyoruz ikinci maçımıza. İkinci maçımız bu da Mol Kupası yani Çekya Cumhuriyeti Kupası. Sparta Prag, Slavia Prag bir Prag derbisi. Slavia Prag'ı biraz olsun Avrupa Ligi'nden tanımış olduk. İyi maçlar çıkardılar. Bazı maçları kazandılar. İyi yerlere geldiler. Sparta Prag gelişimde olan bir takım. Tabii ki bu bir Prag derbisi her zaman çekişmeli olur. Ve yine kupa mücadelesi tek eliminasyon şeklinde. Burada da aynı şekilde size önereceğim şey daha garanti olarak 2,5 gol üstü olacak arkadaşlar. Yani Sparta Prag Slavia Prag maçında bu Prag derbisinde gollü bir maç olmasını bekliyorum. Tabii ki isteyen burada beraberliğe de gidebilir. Yani yüksek orandan beraberlik de deneyebilir. Ben burada 2-2'lik bir beraberlik de gelebileceğini düşünüyorum. Ama belki de Slavia Prag da 2-1 gibi kazanır diye düşünüyorum. O yüzden 2,5 gol üstünün daha sağlam olduğunu 1.45-1.50 oran civarında verdiğini ve Slavia Prag tabii ki çok daha kaliteli şu anda gözüküyor. Çok daha iyi durumda gözüküyor. Slavia Prag yenebilir. İsteyen Slavia Prag'ın galibiyetini de alabilir arkadaşlar. Ama öncelikli yine dediğim gibi 2,5 gol üstünü öneriyorum. Geçiyoruz 3. maçımıza. 3. maçımız Portekiz Ligi'nden gelecek. Rio Ave Sporting Lisbon maçı. Sporting Lisbon bildiğiniz gibi şu anda tabii ki araştırmışsanız 6 puan farkı var. Porto'yla lider durumda. Tabii ki son 4 maç kala onlar da şampiyonluğunu bir şekilde garantilemek isteyecekler. Rio Ave ise düşmemek için uğraşıyor. Biraz potanın üstünde duruyor şu anda. Onlar da tabii ki 1 puan alırlarsa onlar için kazanç olacaktır. Ama tabii ki Sporting Lisbon bu maçta işi şansa bırakmayacaktır diye düşünüyorum. Çok daha kaliteli kadrosu var Rio Ave'ye karşılık. Bir de arkadan Porto geliyor, Benfica geliyor. Tabii ki Porto daha yakın. İşi şansa bırakmayıp son maçlarda çok şampiyonluk kaybetmişlikleri var. Sporting Lisbon'u tarihten bilen bunu bilir.
Yani Porto'nun öne geçtiği kazandığı ya da Benfica'nın öne geçtiği kazandığı. Zaten son birkaç yıldır hep Porto'yla Benfica şampiyon oluyor. Birkaç sezondan beri ilk defa bu şans Sporting Lisbon'un karşısına çıktı ve bunu değerlendireceklerdir. İşi şansa bırakmayacaklardır arkadaşlar. Burada tabii ki 1-0 da olsa Sporting Lisbon'un kazanmasını bekliyorum. 1.70 gibi güzel bir oranı var. İsterseniz bunu da oynayabilirsiniz arkadaşlar. Daha yüksek oranda Rio Ave ve Sporting Lisbon maçında Sporting Lisbon'un galibiyeti. Geçiyoruz dördüncü maçımıza. Dördüncü maçımız Almanya 3. liginden olacak. Enteresan bir maç. Enteresan bir şekilde onu seçtim. Tabii ki güven veren bir maç benim için. Siz de deneyebilirsiniz diye. O yüzden öncelikle onu veriyorum. Hem kupon oluşturmada size yardımcı olması için. Saarbrücken Magdeburg maçı arkadaşlar. Saarbrücken benim eski çalıştığım yerler, gezdiğim yerler. Yani bildiğim yerler. Saarbrücken'de son zamanlarda iyi maçlar, etkili maçlar. Kupada da ileri geçmişti, ileri gitmişti. Almanya Kupası'nda geçen yıl. Bu yılda iyi takımlar oluşturdular. Tabii ki şu anda bir playoff mücadelesi vermiyorlar. İkinci lige çıkma durumları yok. Orta sıralarda bulunuyorlar ama kendi evinde çok güzel maçlar çıkartıyorlar. Magdeburg da aynı şekilde orta sıralarda düşme riski pek yok. Burada işte Saarbrücken'in kendi evinde kazanacağını aslında düşünüyorum. Oranı daha yüksek. İsteyen Saarbrücken'in galibiyetini 2.32 gibi orandan alabilir. Ama benim öncelikle size tavsiye ettiğim 1x çifte şans Saarbrücken evinde kaybetmez Magdeburg'a karşı. 1.35 gibi oranı var arkadaşlar. İsteyen bunu daha sağlam olarak alabilir. Saarbrücken kaybetmez. İsteyen daha yüksek orandan Saarbrücken'in galibiyetini de alabilir. Magdeburg karşısında Almanya 3. Ligi özellikle vurguluyorum arkadaşlar. Ve geçiyoruz en önemli maçımıza. Şampiyonlar Ligi yarı finali ikinci maçına. Tabii ki onu biraz daha uzun değerlendireceğiz. Real Madrid yani Chelsea Real Madrid maçına ilk maç 1-1 bitti. Aslında Chelsea'nin de kazanma durumu vardı. Oyuna bakarsan Chelsea üstün gibi gözüküyordu. Ama Real Madrid Real Madrid diye düşünüyorum. Chelsea üstün gözükse de Real Madrid'in kadrosuna bakarsan ve Chelsea'nin kadrosuna bakarsan bir tarafta tecrübe fışkırıyor. Diğer tarafta genç oyuncular, yeni doğan, yeni güneşi gören oyuncular var. Şimdi bu maçta tabii ki ev sahibi Chelsea olacak. Ama birbirinin revaşında Real Madrid bu maçı bırakmaz. Tecrübesiyle birlikte işte Toni Kroos, Luka Modric, Casemiro vesaire Benzema ve diğerleri tecrübeleriyle birlikte bu kadar şampiyonluk yaşamış bir takımda bu kadar şampiyon olmuş ve Zidane gibi antrenörün yanında tabii ki bu maçı final olarak göreceklerdir. Hafife almayacaklardır. Bir şekilde en azından isimlerini finale yazdırmaya çalışacaklardır. Ve bunu devamlı zaten çoğu zamanlarda başarıyor Real Madrid. Ve burada size önereceğim, hızlı bir şekilde söyleyeceğim. İlk önereceğim şey Real Madrid kaybetmez arkadaşlar. Yani Chelsea Real Madrid'i yenemez. Belki maç yine 1-1 biter, uzatmaya gider. Belki 2-2 biter, Real Madrid çıkar. Belki 0-0 biter, Chelsea çıkar. O da var. Ama Real Madrid bu maçı kaybetmez. Öncelikli olarak 1.60 orandan, 1.60 gibi güzel bir orandan iyi bir paranız varsa, kasanızda iyi bir bütçeniz varsa, kasanızdan tabii ki %30'un fazlası olmamak üzere oynayabilirsiniz arkadaşlar. Real Madrid bu maçı kaybetmeyecektir. Belki de yenecektir ama kaybetmeyecektir. Tabii ki tecrübesine güvenerek Luka Modric, Toni Kroos, Benzema gibi oyuncuların tecrübelerine güvenerek bunu söylüyorum. İsterseniz bu denemeyi yapabilirsiniz. 1.60 orandan, güzel orandan tek maç olarak bunu oynayabilirsiniz arkadaşlar. İkinci tavsiye ettiğim burada tabii ki bu maçta kim gol atar, kim birinci atar ya da hiç kimse atmaz belli olmaz ama garanti olarak da gördüğüm bir şey oynayabilen bahis sitelerinde bunu izin veren arkadaşlar için söylüyorum. 8.5 kornerin üstünde ya da 9.5 kornerin üstünde oynayabilirsiniz arkadaşlar. Orada da 1.40-1.50 civarında oran alacaksınız. Yani 8.5-9.5 korner en az bir 10 korner bu maçta olacaktır.
Tabii ki bir eliminasyon maçı ama ikinci maç olduğu için fazla kornerde çıkmasını bekliyorum bu maçta. Bunu da oynayabilirsiniz arkadaşlar. Daha garanti olarak tabii ki maç sonucuna bakmadan kornerleri de oynayabilirsiniz. Çünkü bu maçta Chelsea de saldırgan olacaktır ve onlar da fazla kornere gitme durumları olacaktır. 8.5 ya da 9.5 daha sağlam olarak 8.5 kornerin üstünü alabilirsiniz arkadaşlar. Ve ekstradan bir teklifi de bulunacağım. Güzel oranda bu maçta Karim Benzema gol atar oranına girebilirsiniz. Yani gol bulur maçın herhangi bir dakikasında. Yani ilk golü atar değil, herhangi bir dakikasında Karim Benzema gol atar diye oynayabilirsiniz. Oranı 2.70 gibi veriyorlar. Tabii ki sizin bahis sitesinde daha az da olabilir ama Karim Benzema gol atar gibi bir deneyimde de yapabilirsiniz. Bunu da size öneriyorum. Karim Benzema'nın gol atmasını arkadaşlar. Böyle yaptığım önerilerden sonra tabii ki diğer maçlardan bir ikili size vereceğim. Daha sağlam olarak bir oynayabileceğiniz, dediğim gibi Saarbrücken'in kupon olarak oluşturabileceğiniz Saarbrücken kaybetmez Magdeburg'a karşı 1.30 gibi oranı var. 1x çifte şans ve dediğim gibi Sparta Prag, Slavia Prag maçında 2.5 gol üstünü deneyebilirsiniz. Bunu da alabilirsiniz. 2.5 gol üstü olarak ikinci maçımız, yani kupon oluşturmak amacıyla. Ve diğer maçımız da dediğim gibi Servet St. Gallen. Burada da Servet St. Gallen maçında da 2.5 gol üstünü alabilirsiniz. Yani bu üçlüyü oluşturursanız kupon olarak, tekrarlıyorum, Servet St. Gallen 1.60 orandan 2.5 gol üstü. Sparta Prag, Slavia Prag 2.5 gol üstü 1.45 orandan. Ve Saarbrücken Magdeburg maçı 1x çifte şans Saarbrücken kaybetmez 1.30 orandan. Bunları üçlü olarak kupon olarak da yaparsanız güzel bir şekilde 3 oranına ulaşırsınız arkadaşlar. Bunu özellikle öğrenci arkadaşlar için, daha düşük bütçeyle oynayan arkadaşlar için tavsiye ediyorum. Böyle bir deneme de yapabilirsiniz. Herkese kupon başarıları diliyorum. Özellikle değiniyorum. Real Madrid bu akşam bu maçı Chelsea'ye vermez, kaybetmez. İsterseniz bu denemeyi yapabilirsiniz arkadaşlar. Herkese bol şanslar, iyi kazançlar. Umarım futbol videolarımızı da beğenip alır ve yorumlarda da dile getirirsiniz. Beğeniyorsanız, devam etmesini istiyorsanız daha hızlı bir şekilde futbol videolarına da devam ederiz arkadaşlar. Hoşça kalın. Kusura bakmayın, video biraz fazla sürdü. Ona göre izlersiniz. Hoşça kalın. Bol şanslar.